Bombardman olunmuş münasibətlərin əksədası olaraq həm Rusiya, həm də Türkiyə prezidentləri bir-birini elə bayaq dediyimiz oxşarlıqla IŞİD-lə neft işbirliyində ittiham ediblər. Əslində bu söhbət təzə deyil. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın nüfuzlu iş adamı Mübariz Mənsimovdan da IŞİD-lə əməkdaşlıqda şübhələnənlər vardı. Mübariz Mənsimovla hər şey barədə açıq danışdıq. O da belə bir söhbətə ilə tam açıq idi. Parlament seçkiləri başa çatdı və Rəcəb Tayyip Erdoğanın böyük üstünlüyü ilə başa çatdı. Necə bilirsiniz, bu qələbədən sonra iş adamı olaraq sahibkarların vəziyyəti daha da yaxşı olacaq, yoxsa hər hansı bir dəyişiklik gözləmək hələ tezdir? Türkiyə üçün bu pozitiv seçim qazancıdır və sürpriz olduğunu da sanmıyorum. Çünki xalq seçir burada. Mən deyə, rahatlıqla deyə bilərəm, Türkiyə demokratik seçim açısından bugün Avropa dövlətlərinin də üstündədir. Seçim məntəqələrində mən şəxsən kəndim gedib oyumu qullananda insanlar bir bayram havasından gəlirlər. Yəni, gələcəyin, dövlətin gələcəyin, uşaqların gələcəyi üçün verilən qərardır. Xalq bugün AK Partini seçdi. AK Partini seçdiyinə görə də güvənir buna. Bu da öz gözəl bəyanlarını verəcəkdir. Yəni. Xalq AK Partini bir müddət əvvəl də seçmişdi, amma bu seçimin nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş partiya olaraq tək başına iqtidarı idarə edə biləcək gücə malik olmadı AK Parti. Nə baş verdi ki, bu aralıqda AK Parti təkrar seçkilərdə artıq tam üstünlüklə, böyük üstünlüklə qalib gəldi və yenidən hakimiyyəti tək başına təşkil etmək gücünə sahib oldu. Yəni, bu dünyadakı konjüksiyonu götürəndə son halı belə kənardan qalıb baxanda Türkiyədə bilirsiniz, bu dünyadakı terrorizmə qarşı savaşlarda Türkiyə daha aktiv rol oynamağa başladı. Doğuda PKK-nın yenidən canlanması, AK Parti buna qarşı çox ciddi önləmlər aldı. Terrora qarşı ciddi savaşlar verdi. AK Partinin də bu politikası, yəni terrora qətiyyən yox, savaş açması xalqa AK Partiyə güvəni artırdı. Xalqın AK Partiyə güvənini artırdı, mən düşünüyorum. Yəni, hesab edirsiniz ki, Ankara'da və İstanbul'da baş verən partlayışlar seçicinin qəti qərara gəlməsinə əsl təkan verdi. Mənə görə, mən öyle düşünürüm. Bəlkə yanlış düşünə bilirim, ancaq öyle görürüm. Terrorizmin bu dərəcədə mütəşəkkil səviyyə gəlib çatması, yüksələn templə miqyasını genişləndirməsindən iş adamı olaraq siz hansı təhlükələri görürsünüz? Tutaq ki, bu indi belə deyək də, işidli dünya və işitsiz dünya var idi buna qədər. Sizin rəhbər elədiyiniz qurum daha çox itirir, daha çox qazanır. Təbii ki, itirir. Terrorizmdən qazanan insan hər şeydən öncə bir dəfə o da terroristdir, mən öyle görüyorum. Yəni, terrorizm qazanc bulub o şeydən öz karını çıxardan o da terrorizmin bir parçasıdır. Mən kesinliklə elə düşünürüm. Bu mənim Mübariz Mənsum olaraq şəxsi düşüncəmdir. Yəni, iş tərəfini var. Doğru dürüst çalışan şirkətlər tabi ki, kendi negatif tərəfini görsədir. Ekonomi daralması baş verir. Bugün nə yapıyorlar? Məsəl üçün, Paris'teki son olaylarda diyelim ki, direkt turizmdən tutmuş havacılık şirkətlərini, her sektörü, yani iş dünyasını, her sektörleri vuruyor. Aynı şekilde sadece Paris değil, dünyanın neresinde olur olsun ekonomiye negatif göstergesini gösteriyor. İş adamları bundan öz negatif nesibini alırlar. Düzgün iş adamları. Dediğim kimi terörizmi destekleyenler de zaten bunu kar olup görürlerse geleceğe bir virüsü yaymaktı bu. İnsanlığa ziyan veren insanlarla. Öyle düşünüyorum. Ve bir Mübariz Mənsimov olarak siz öz biznesinizi bugün terörden nece görürsünüz? Bizim işimiz çok rahat. Bizim işimiz bilirsiniz. Aldık yük, yapardık yük.
Palmolive'in dünyanın en önemli şirketlerinden iştir. BP, Total, Sokar, Lukoil, ConocoPhillips, bir de denizcilik sektöründe artık o kadar şeffaftır ki bugün bir uçak nereden kalkıp nereye gidiyorsa gemide de aynı. Hangi limandan çıktı, nereye gitti, nereye geldi şeffaftır. Hatta ben bazen gülerek geçiyorum. Bazen bizim de adımızı hallandırırlar. Hayır, onu soruşmak isterdim ki bazen değiller ki belediyete birbaşa da olmasa doğasının işi demek taşlıkta az kala günahlanır. Ha, onu diyen insanlar kendileri de öz yalanlarına inanmıyorlar. Çünkü bu olabilecek en son, hayatta hayal bile edilmeyecek bir şeydir. Biz denizcilik sektöründe 10 yıl bundan önce ICE sistemine üye olduk. Bütün gemiler ICE sisteminde. 24 saat isteyen şahs internetten girip gemini görüp ve sadece görmeyle de yetinmez. Son 10 seferini bile görebilirler ne yükler taşımış. Denizcilikte artık öyle kolay kolay bu işler kimse yapabilecek kapasiteye sahipti diye inanmıyorum ben. Razılaşaq ki, mətbuatda yayılmış internet şəbəkəsində sosial səhifələrdə müzakirə çıxarılmış mövzu olaraq heç şübhəsiz ki, bu məlumatlar bu vədiqə dərəcədə sizin mənsub olduğunuz sahəyə toxunur. Yəni, işgüzar nüfuzunuza bu vədiqə dərəcədə ziyan gətirir. Yəni, bunu sizin hansı adımlarınız? Biz bunlarla həmişə hüquq yoluna başvurub, biz hüququn çalışdığına inanan insanlarız. Düzgünlüğün çalışmasına inanan insanlar. Ha, üzücü şeydi ki bunu hiçbir yerde yazmıyorlar. Azerbaycan'da belli bir saytlar, belli bir medya mensupları, medya menolları dırnak arası medya diyerek söylemek istiyorum. Bunlar senelerdi bizi başka başka şeylerden ezmeye çalışırlar. Kullanmak istediler. Belki o kendi reytlerini kaldırmak için. Belki kiminse sifarişi yüzünden için. Bu bilmiyorum artık şantaj mı? Bir mafya usulü medya yürütmek mi? Biz bu işlerin hiçbirinde olmamışız. Azerbaycan da hüquq devletidir. Biz buna inanıyoruz. Hüquq yolunda bu medya mensuplarına karşı bu saytlar olsun, gazete olsun başvurup davalarımızı açacağız. Açılmış da ve burada da durmarız. Sonuncunda devam ederiz. Son olmaktardan biri de Mübariz müəllimin Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle olan dostluğuyla alakadar, daha doğrusu onun oğluyla hansısa biznes əlaqələri, ilişkilərlə bağlı. Güya sizin sevirmişsiniz olarak. Yani bunlar bilirsiniz. Yani bunu burada da Türkiye'de de yazdılar. Evet, böyle. Ben Tayyip Erdoğan'a saygım sonsuz. Çok sevdiğim bir insandı. Tayyip Erdoğan başbakan olmadan da, cumhurbaşkanı olmadan da önce ben tanıyordum Tayyip Erdoğan'ı. Bir büyüğüm kimi ve çok hürmet duyduğum bir insan. Her zaman iş dünyasının yanında, her zaman nasıl Türkiye'nin inşafı için neler yapabileceğini düşünen insan, düzgün biridir. O ki kalmış oğlunla, inanın ki ben Tayyip Erdoğan'ın oğullarını bile tanımıyorum. Yani herkes boş boş konuşuyor. Ne diyoruz? Mübariz mensin bu. Kim böyle popülerleştirmek isteyebilir? Ne münasibetinde bu birdenbire? Yani bizi bilirsiniz. AK Parti'ye çok böhtanlar atıyorlar. Çok şeyler. Belki de çok düzgün şeyler de var. Bilmiyorum. Ancak bir gün kalkıp demek ki yok Begim Aslanova, Mecid Aslanov, bilmiyorum Fariz İsmailhanov, Leyla Şıklı gemileri, yani bu saymakla bitmez. Bu gemiler herkes bilir kimin olduğu. O kadar daha önce de söylediğim gibi o kadar sade ki bunlar. Bunun köküne girip aktarmak lazım değil. Yani belli gemiler kimin oldu. Yani insanlık sadece oturup yalan haberler yaymakla değil. Yalan haberin arkasında durmak lazım bir de. Yani götürüp son
Mesela için yok biz geminin ismini değiştik. Verilen isimler kesinlikle Palmari'nin iki yüzün üstünde Azerbaycan'la bağlı isimler var. Bunlar Azerbaycan halkının kahramanları, elm adamları, şehit düşmüş askerleri, tanınmış şahsiyetleri. Yani bunları, bu gemilere isimleri ben verdim. Ben hayatta olduğum müddetçe değişmez bunlar. Çünkü ben bu inancla, öz bir Azerbaycanlı olarak, öz halkımdan gurur duyan bir insanım. Azerbaycanlılarına, onların ismine verilmişim. Bugün onları bile ucuz senaryoyla oyun parçası yapmaya çalışan medya mensupları utanmaları lazım. Ben her şeyden önce bunların köklerine inip bir araştırmak lazım. Bunlar Azerbaycan'ı seven insanlardır mı? Azerbaycanlıdılar mı? Yoksa Azerbaycan'ın içinde olan bir meyvenin içinde çürümüş kurt kadar kurtlardır. Yani ziyan veren Azerbaycan'ın, büyün gelişen, inşaf eden Azerbaycan'ın içinde. Mübarek Müellim, tabii ki dünya bu saat global krizi geçirir. Bugünkü vəziyyətdə, bu böhran vəziyyətində biz bilirik ki, dünyanın çoxlu milyarderləri, milyonçuları, elə Azərbaycan milyarderlərinin də bu sırada olanı var. Onlar bəzən vəziyyətdən çıxa bilmirlər, müflisləşirlər. Bəs sizin hansı reseptiniz var ki, tutaq ki siz... Yəni, biz ana işimizdə kilitlənmiş şirkətiz. Bizim ana işimiz dənizçilik, gəmicilik, lojistik bir şirkəti. Mən bunu dəfələrcə demişdim, həmişə deyəm. Biz yan sənayede lazım olursa çıxıb ancaq ana işimizi inşaf etməyə baxacağız. Şu anda hal-hazırda dünyanın başqa-başqa tərsanələrində sifarişlərimiz, gəmilər, yapılan gəmilərimiz var. Ana işimizdə davam ediyoruz. Biz biliriz ki, bu bugünkü, diyelim ki, kriz daha dibə gəlib görmədi. Bunun bir də dibi var. Biz tabii ki, logistik şirkət olaraq öz nəsibimizi alırız bundan. Bütün şirkətlər, bugün kimsə bu krizdən yox etkilənmədim deyirsə, inanmaq biraz çətin. Ancaq biz ana işimizdə böyüməyə davam edəcəyiz. Yeni gəmilər tikib Azərbaycan qəhrəmanlarının ismini yaşatmağa davam edəcəyiz gəmilərimizdən. Bu qlobal böhran hansısa planlarınızı əngəlləmədi ki, təxirə salmadınız mı? Müəyyən investisiyalar, Azərbaycanda və üzr istəyirəm, Rusiyada və Türkiyədə hansısa yeni işlə planlaşdırırız? Bizim genəldə bilirsiniz, işimiz Azərbaycanda qıda sektorunda varız, pal sütdə orada. Yəni, yapabiləcək, yapılmış artıq. Mənə görə Azərbaycanda iyi bir marka yaranmış, pal süt markası olaraq. Azərbaycanda sadəcə büromuz dənizçiliklə bağlı büromuz var. Onun da inşafı sadəcə adam daha fazla gələcəkdəki filo artdıqca insan alacağız. Başqa belə bir projemiz yox. Rusiyadakı projemiz yenə də dənizçiliklə bağlı. Bizim ən böyük ofislərdən biri, hətta ən böyüyü Rusiyada, Rostov, Novorossiysk, Sankt-Peterburq limanlarında. Orada işlerimiz devam eder Allah'a çok şükür. Onlar da yani programdan filolar yenilenir. Eskileri hurdaya gönderilir, scrap'a. Yeniler işe gelir. Ana ofisimizde de biz bilirsiniz turizmde yani yatırımlarımız var. Oralarda ufaklaşmaya düşünülüyor. Biz daha çok biraz önce dediğim gibi ana işimize kilitleneceğiz. Mesela bizde hatta sizin mehmanxanalardan bazılarını güya satmağınız barədə də mətbuatda bəzi şeyler yazılır. Türkiye'de eskiden şey vardı, reklam vardı, ağzı olan konuşur. Yani bizim markalarımız hepsi bizde, hiçbir şey satılmamış. Hepsi de işleyir ve hepsi de düzgün projeler. Devam edir. Sadece genişlenmeyeceği, başka yenilmeyeceği. Yani mevcut vəziyyəti nəzərə alıb, sadece olarak olanı qoyub saxlamaqla məşğulsuz. Oturuşumuz, müvazinətiniz rahatdır və mən hesab edirəm ki, bu biznesini qurmuş və biznesini görə arxayın olan adamın pozudur, pozasıdır və düşünürəm ki, elə bununla da siz müəyyən mesajlar vermiş olursunuz. Təsəvvürümdə yanmıram. Kesinlikle yanmıyorsunuz. Biz artık palmalı olarak Sovetler Birliği'nden sonra kurulmuş bir şirket,
Önümüzdeki sene 20'liğimizi kutluyoruz. Yani çok yaşlı şirket değil, o kadar da genç değiliz. Bir denizci sektörü için artık ilk gemilerimizi emektaş ediyoruz. Gönderiyoruz. Diyelim ki 20 yıl bundan kabak aldığımız gemileri hamısını scrap'a gönderiyoruz. Ömrünü başa vurdu. Yeni bir nesil gemileri yarandı. İşimizi seviyoruz. Dünyada da en iyi bunu yapabilecek şirketlerden birinin olduğunu da denizciliği sektöründe inanırım. İster bütün bizim heyetimizle, komandayla, ister şöbelerle. Biz denizciliği de inşafa devam edeceğiz. Durmak yok. Ve nihayet bir şey diyeyim. Siz başlayanda Lapuşar vaktinden Vileş Çayı'nın yanındaydınız. Evet. Vileş Çayı. Biraz büyüdünüz. Xəzər dənizinin yanında oldunuz və okeandasınız və bir gəmiçi olaraq siz çox gözəl bilirsiniz ki, fırtınalar həmişə olur və əgər okean fırtınalarını təsəvvürünüzə gətirsək, baş verən hadisələrə soyuqqanlı yanaşmaq olar. Necə deyərlər, səmtiklər arzu edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mən də sizə başarılar. Yayın həyatımızda aynısı hər zaman Azərbaycanın mənə görə media bayrağıdır. Dürüst, düzgün, yani yalan olmayan bir medya. Maalesef bugün sizin gibi temiz medyalar çok az kaldı. Size doğrular. Allah kiminiz olsun. Sağ olun. Sağ olun.